Merhabalar ben Burak Şambak. Kanalıma hoş geldiniz. Bu eğitim videosunda çok sık sorulan Photoshop dil değişikliği konusunu inceledim. Türkçe Photoshop'u İngilizce çevirmek veya İngilizce Photoshop'u Türkçe'ye çevirmek artık sizler için çok kolay olacak. Önemli bir not bu değişiklikleri Mac kullanmadığım için Windows üzerinden anlatıyorum. Açıklama kısmına da bir link ekledim. Bu linkle Photoshop Türkçe dil paketini zip formatlı dosya halinde indirebilirsiniz. Haydi hemen Photoshop'a geçip dil değişikliğini birlikte görelim. Ve Photoshop'un içindeyiz. Photoshop'ta Windows için dil değişikliğini size anlatıyorum. İlk olarak Türkçe Photoshop'u İngilizce'ye çevirmek. Gördüğünüz gibi şu anda buradaki menülerin hepsi Türkçe ve Photoshop Türkçe olarak çalışıyor. Biz bunu nasıl İngilizce'ye çevireceğimizi göreceğiz şimdi. Gördüğünüz gibi her şey Türkçe. Buradaki menülerde Türkçe. Öncelikle Photoshop'u kapatıyorum. Dil değişikliğini yapmak için PC'mizin içinde belli bir yere gitmemiz lazım. Bu yere gitmek için iki tane yöntem var. İlk olarak bilgisayarımıza tıklıyorum. Burada C. Ardından program files, yalnız iki tane var dikkat edin. Bunlardan x86 olmayanı tıklıyorum. Buradan Adobe'a tıklıyorum. Buradan Photoshop CC 2024'ü buluyorum. Bu klasörün içinde Locals diye bir klasör var. Bu klasörün içine giriyorum. Ve burada görmüş olduğunuz gibi TR Türkçe diye bir klasör var. Burada bir şey yapacağım. Support Files'ın içine girip şimdi bu uzun yöntem, kolay yöntemi de göstereyim buraya ulaşmak için. Eğer desktop'ta Photoshop'un kısa yolu varsa üzerine gelip mouse sağ kliğe tıklayıp Properties özelliklere girip buradan Open File Location yani dosyanın olduğu bölgeyi alanı aç. Buna tıklayabilirim. Ve görmüş olduğunuz gibi bizim o uzun yolla geldiğimiz aynı bölüme geldik. Buradan Locals'a tıklarım. TR Türkçe'ye girelim. Support Files'ın içine girerim. Burada en altta gördüğünüz bir DAT uzantılı bir dosya var. Buraya tıklarım ardından klavyedeki F2 ve bu dosyanın ya buraya bir ek yaparak örneğin TR old eski şu bu veya bu DAT uzantısını değiştirerek bir iş yaparım. Ben burada old yazayım ya da eski yazayım kolay olsun eski yani bu dosyada bir değişiklik yaptım. Bu değişikliği yaptıktan sonra şuradaki boşluk alanı tıkladığımda bana bir uyarı gelecek. Burada continue, devama tıklıyorum. Ve bu dosya değişti, eski geldi en sonunda. Bunu kapatıyorum. Bunu da kapatıyorum. Ve Photoshop'umu açıyorum. Photoshop açıldı ve gördüğünüz gibi her şey İngilizce oldu. Edit'e tıklayalım görüyorsunuz her şey İngilizce buradaki menüler her şey İngilizce yani Photoshop'u Türkçeden İngilizceye çevirmiş olduk. Şimdi ikinci bölümdeyiz. Photoshop'umuz İngilizce. Görüyorsunuz menüler, her şey İngilizce. Bunu nasıl Türkçe'ye çevireceğimizi göreceğiz. Öncelikle Photoshop'u kapatıyorum. Daha kısa yöntem olan Photoshop ikonuna tıklayıp mouse'un sol tuşuyla sonra sağ tuşuna tıklamak properties özellikleri seçmek ve burada open file location dosyanın ait olduğu konumu aç. Buna tıklamakla yine aynı yere geliyorum. Bakın burada eğer Photoshop İngilizce ise locals klasörün içinde sizin İngilizce versiyonlara ait böyle küçük küçük klasörleriniz olacak. Bunlardan bir tanesi İngiliz İngilizcesi, diğeri de Uluslararası İngilizce. Ben bunlarla çalışıyorum. Fakat burada Türkçe klasörü olmayacak. Dolayısıyla sizin bir Türkçe dil paketini indirmeniz gerekiyor. Bu paketi indirmek için açıklamalar kısmına bir link koydum. Oraya tıkladığınız zaman indireceğiniz dosya zipli bir dosya olacak. Şimdi onu indirdiğim ben yeri açayım. Buna okey diyeyim. İndirdiğiniz zaman klasör şuna benzeyecek. Zip'li bir dosya. Buna tıkladığınız zaman, çift tıkladığınız zaman zip arayüzü açılacak ve buradaki unzip buna tıklayacağız. Sonra bunu kapayacağız. Burada tr-tr büyük tr bir klasör çıktı. Bu klasöre geliyorum. Sağ klikle kopyala diyorum. Bunu kapıyorum. Sonra biraz önce açmış olduğum locals klasörünün içine sağ tıklayıp paste deyip bunu yapıştırıyorum. Burada emin misin? Continue diyorum. Evet eminim diyorum. Sonra bunu kapıyorum. Sonra Photoshop'u açıyorum. Photoshop açıldı ama hala İngilizce. Eyvah bir hata mı yaptık? Yok hayır yapmadık. Şöyle yapacağız. Edit düzenle'ye tıklayacağız. Buradan preferences tercihlere tıklayacağız. General ilkine gideceğiz. Burada ikinci bölüm interface Bakın burada presentation sunum diye bir bölüm var. UI language diyor. Şu anda English seçili. Tıkıyorum. Bakın burada Türkçe var. Çünkü olması gereken yere o locals klasörün içine copy paste yaptığım için Türkçe geldi buraya. Tıkladım. OK dedim. Photoshop'u tekrar açıp kapamam lazım. Kapıyorum. Açıyorum. Ve Photoshop'um Türkçe'ye dönüştü. Size bir ek bilgi vereyim. Sağ klik. Özellikler. Dosya konumunu aç. Buradaki yukarı çık. Locals klasörünün içine biz biraz önce şu TR'yi ekledik ya. Copy paste yaptık. Eğer ben buradaki English US ve English Great Britain'ı seçseydim. Bunları sağ klikle kat, kes deyip bir yere bilgisayarında sonradan bulabileceğim bir yere paste yapsaydım, burada sadece Türkçe olsaydı, Türkçe kalsaydı, Photoshop'u bir daha açtığım zaman, o biraz önce kapayım bunu, bunu da kapayım. Düzenlenin altındaki tercihlerin içindeki ara birimin içindeki buradaki 3 tane seçenek olmayacaktı. Sadece Türkçe kalacaktı. Bunları siz kesip başka bir yere de yapıştırabilirsiniz. Artık İngilizce kullanmayacağım diyorsanız veya silebilirsiniz de. Tavsiye çok etmiyorum ama çünkü bir gün ihtiyacınız olabilir. Kalırsa aynı yerde. Bunlar boyut olarak büyük dosyalar değil, klasörler değil. Dolayısıyla burada zaman zaman dili değiştirmek isteyebilirsiniz ve bu değişikliği buradan yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi Photoshop'ta İngilizceden Türkçeye çevirmek veya Türkçeden İngilizceye çevirmek oldukça kolay. İş akışınıza hangisi daha uygun geliyorsa o dilde kullanmanızı tavsiye ediyorum. Benim eğitim videolarım için herhangi bir seçim yapmanız gerekli değil. Çünkü ben hem Türkçe hem İngilizce anlatıyorum. Bu dil çevrim sorusu bana çok fazla geldiği için de bu video sizler için hazırladım. Böylece eğitim videomuzun sonuna geldik. Anlattığım konuların sizlere faydalı olacağına ait inancım tam. Yeni videolardan haberinizin olması için kanalıma üye olmanızı ve videolar yayınlandığında hemen haberinizin olması için de çan simgesine tıklamanızı öneriyorum. Ben Burak akşam Kendinize çok iyi bakın. Selam ve sevgilerimle hoşça kalın.